Merhaba millet, iptal edilen Spider-Man filmleri üzerine daha önce konuşmuştum hatırlarsanız. James Cameron'ın yıllar evvel çıkarmak istediği Spider-Man'den inanılmaz Örümcek Adam'ın devam filmlerine kadar hepsinin neden iptal edildiğini dillendirip durdum. Evet. Bazısı yönetmenden, bazısı aktörden, bazısı ise yapım şirketinden kaynaklı problemler. Daha çoksa son söylediğim. Hiç şüphesiz iptal edilmesine en çok üzünülen Spider-Man filmi, Sam Raimi'nin Spider-Man 4'üdür. Bunu izlemeyi çok ama çok isterdim. Spider-Man 3'teki hayal kırıklığı, 4. filmin senaryosunun Raimi'nin aklındakilere uymaması ve vizyona giriş tarihi belirlenmesine rağmen henüz ilk adımların atılamaması gibi problemler yüzünden Sony, Sam Raimi'nin geri adım atması gerektiğine karar vermişti. Ki yönetmen Raimi de öyle düşünüyordu. Peki bu film vizyona girseydi nasıl bir senaryoyla sunulacaktı? Hiç düşündünüz mü? Bizi ne bekliyordu? Size şu kadarını söyleyeyim. Hikayesi muhteşemmiş. Bilindiği gibi Spider-Man 3 tam bir kötü adam karmaşasıydı ve bunun arkasında sadece tek bir sebep vardı. Üçlemenin tamamını yöneten Sam Raimi aslında son filmde 3 kötü adam istememişti. O sadece yan hikayesinin sonlanması için Harry Osborn'u ve ana kötü olarak da Sandman'i gösterecekti. Yani Venom gibi büyük bir topu filmde harcamayacaklar, o siyah kostüm falan da olmayacaktı. Yapımcı Sam Raimi'ye eğer hayranların filmini sevmelerini istiyorsa filme onların favori karakterini koyması gerektiğini söyledi. Evet, bu karakterden kastı Venom'du ama düşünüldüğü gibi gitmedi. Hayranlar filmi bir hayal kırıklığı olarak niteledi ve bu yıkım birazdan bahsedeceğimiz Spider-Man 4 senaryosunun filme dönüşmesini engelledi. Raimi'nin 3. yapımı beğenmediğini ve 4.'yü en iyi şekilde yapmak istediğini hepiniz tahmin etmişsinizdir. Hatta o zamanlar Raimi'nin 6. filme kadar ulaşan yeni bir üçleme yapmak istediği konuşuluyordu. Ancak Raimi bunları yalanladı. O sadece Sony ile anlaşması kapsamında yapabileceği en iyi Spider-Man filmini yapmak istiyordu. İş ahlakı yüksek bir adam. Spider-Man 4'ün prodüksiyonu ilerledikçe Sony, yeni bir aktörle yeniden çekimin daha iyi olacağını düşünmeye başladı. Raimi ise çalışmaya devam etti. Spider-Man 4'ün senaryosu için James Vanderbilt'i işe aldı. Onun ardından sanatçı Jeffrey Henderson, resimli taslakları hazırlaması için işe alındı ve hatta senaryodan esinlenerek çizdiği bazı sahneleri de paylaştı. Tobey Maguire, Kristen Dunst gibi oyuncular geri dönmeye hazırdı. Raimi, Vulture karakterini Ben Kingsley ile filminde istiyordu. Ancak stüdyo buna pek taraf olmadı. Raimi'nin aklında sadece bir tane kötü adam yoktu. Gözü aynı zamanda Anne Hathaway'deydi. Jeffrey Henderson'ın çizimlerinden anlaşıldığı kadarıyla filmin başında Mysterio'yu görecektik. Mysterio ise Raimi'nin çok yakın arkadaşı olan ve neredeyse her Spider-Man filminde görünen Bruce Campbell tarafından oynanacaktı. Bu konudaki bilgiler genellikle söylentilerden, biraz resmi açıklamalardan ve resimli taslaklardan oluşuyor. Eldeki bilgiler ise yalnızca filmin giriş sahnesinden ve bir dövüş sahnesinden bahsediyor. Ama yine de bahsedilmeye değen bir yapıdalar. Raimi, filmin Spider-Man'in ana kötü karakter olmayan yan karakterleri yakalamasıyla başlayacağını söylemişti. Bunların arasında Mysterio, Shocker, Prowler, Rhino ve Steelman bulunacaktı. Bütün bu yan kötü karakterlerin ardından ana kötümüz Vulture gözükecekti. Raimi, çizgi romanlardan biraz farklı bir şey istedi. Daha teknolojik. Bu hali biraz itici duruyor açıkçası. Bunanmış bir dede gibi. Harçlığım nerede dede? Bu yüzden onu aynı Spider-Man Homecoming'deki gibi daha mekanik ve robotik tasarlamıştı. Peter, Vulture'ı çevreyi kullanarak yenmeye çalışıyordu. Ardından Vulture kanatlardan jilet tüyleri fırlatıp Spider-Man'e ciddi hasar veriyordu. Sonrasında Black Cat Spider-Man'i kurtarıyordu. Maalesef hiç çekilmeyen Spider-Man 4 hakkındaki bilgiler sadece bu kadar. Ama yine de fena gaza geldim ben. Raimi 10 yıla aşkın süredir Spider-Man serisine çalıştığı için biraz yorulmuştu. Reisi de anlıyoruz tabi. Hatta bir röportajda filmin yönetmeni Raimi şöyle dedi. Spider-Man 3 konusunda çok mutsuzdum ve Spider-Man 4'ü en iyi kalitede yapmak istiyordum. En iyi Spider-Man filmi olmalıydı. Ancak senaryoyu benim hatalarım yüzümden zamanında bir araya getiremedim ve Sony'ye harika olmayan bir film yapmak istemiyorum. Bu yüzden bu filmi çekmemeliyiz. Siz gidin filmi yeni kadroyla yeniden çekin. Zaten hep bunu istiyordunuz dedim. Sony'nin başkan yardımcılarından biri olan Amy Pascal'sa buna teşekkür ederiz. Stüdyonun parasını ve zamanını boşa harcamadığın için sana gerçekten teşekkür ederiz dedi. Sam Raimi Spider-Man 4'ü çekememiş olabilir. Ancak Spider-Man 4'ü yazması için tuttuğu yazarı Sony bir sonraki Spider-Man filmi için işe aldı. Yani bu koca yürekli abinin Spider-Man üzerindeki etkisi her anlamda büyük. Web Tekno'dan gelenlere selamlar. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.